sevgili Denizliler. Hepinizin de bildiği gibi bu pazar anneler günü. Ülkemize Atatürk gibi bir evlat yetiştiren bizlerin de annesi Zübeyde Hanım'ı bu anneler gününde saygı ve rahmetle anıyoruz. Hepinizin de bildiği gibi bizler Cumhuriyet kadınları olarak bu sene anneler gününü grup kutluyoruz. Toplumda yaşayan bireylerin en asli, en fedakar, en çalışkan, en sevgi vereni, koruyanı biz anneler çocuklarımızı koruyamıyoruz. Her türlü tehlikeye karşı savunmasız durumda olan çocuklarımızın korunması, sağlıklı bireyler olarak büyümeleri, kız erkek ayrımı yapmadan eğitim alabilmeleri, devletin ve toplumun en asli görevlerinden biridir. İstismara uğrayan çocuklar genelde korkutulup sindirilir. Bunun içindir ki birçok çocuk sesini çıkaramaz ve yaşadıklarını gizler. Bununla birlikte gelenekler, örf ve adetler, feodal ilişkiler, toplumsal baskılar nedeniyle birçok istismarın üzeri örtülür. Unutmamalıdır ki istismar sadece cinsel istismar değildir. Çocuğa uygulanan şiddet, çocuk haklarından mahrum bırakma, eğitimden alıkoyma, çocuk çalıştırma, çocuk yaştaki evlilikler de istismardır. Çocuk, saflığın ve temizliğin simgesidir. Tecavüz gibi iğrenç bir olayın içinde olamaz. Olsa olsa sapık insan, hasta ruh, susan toplum, göz yuman ahlak ve çanak tutan kirlenmiş bir toplum vardır. Türkiye'de çocuk istismarı son 5 yılda %400 artmış, sadece 2019'un ilk 3 ayında 483 çocuğumuz istismara uğramıştır. Her zaman söylediğimiz gibi, istismarın artmasında çocuklarımızı koruyan yasaların ve kurumların yetersiz olması, işlevsiz olması ve uygulamadan kaynaklanmaktadır. Çünkü önlemeyi konuşmuyoruz, önleyici tedbirler almıyoruz ve uygulamıyoruz. İstismarcılara ödül gibi kararlar olmasın diyoruz. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, din bilgini kişilerin çocuklar ve kadınlar üzerindeki fetvaları ve demeçleri de toplumu olumsuz etkilemekte ve istismarları artırmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çocuklar milletin geleceğidir diyerek bayram hediye eden, bugün geldiğimiz durum, çocuklara şehvet duyulan, cinsel olarak istismar edilen, çocuk gelinler yapılan bir anlayış ve zihniyete dönüşmüştür. Bizler toplum olarak, anneler olarak, Cumhuriyet kadınları olarak, Cumhuriyet değerlerine, felsefesine ve eğitim sistemine sahip çıkarak, hep birlikte tepkimizi duyurarak çocuklarımıza sahip çıkar ve koruyabiliriz. Yetkililerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm vekillerimiz istismara uğrayan çocuklarımızdan sorumludurlar ve acilen çözüm üretmelerini bekliyoruz. Her şeyin en güzeline layık olan annelerimizin ve kadınlarımızın Anneler Günü kutlu olsun. Koruyamadığımız